Selamlar herkese, iyi akşamlar. Bir canlı yayınla karşınızdayız. Başak Burcu'ndaki Dolunay'ı konuşacağız. Bu akşam sevgili astrolog Tuğçe Yıldız yayınımıza katılacak. Ve Başak Burcu'ndaki Dolunay burçlarımıza göre ve ülkemize nasıl etkilerde bulunacak bunu konuşacağız. Tabii sevgili Tuğçe'nin bir sevdiğim diğer özelliği var ki her Dolunay'da, her yeni ayda ritüeller veriyor. Sayfasını da takip ederseniz zaten sürekli özellikle storylerde ben takip ediyorum, bakıyorum storylerine. Çünkü herkesi takip edebilme olasılığım yok ister istemez ama birkaç tane çok sevdiğim astrolog var ki bunlardan bir tanesi de Tuğçe zaten. Gün içinde belli işte çekmemiz gereken esmaları, işte hangi günün hangi enerjisi olduğunu söylüyor, ritüeller veriyor. Onları da elimden geldiğince uygulamaya çalışıyorum ben de sizler gibi. O yüzden şimdi Başak Burcu'ndaki Dolunay'ın hem genel etkilerini hem burcumuza göre etkilerini konuşacağız. Bir de onun kendisinden çok güzel bir ritüel öğreneceğiz. O zaman yayınımıza başlayalım. Dün sürpriz bir yayın yapmıştık sevgili Mine ile. Satürn-Uranüs Ninjası YouTube kanalımda da izleyebilirsiniz kaçırdıysanız bu yayını eğer. Çünkü 2021 boyunca etkili olacak bir açı bu. Hoş geldin sevgili Merhaba. Tuğçe'cim. Sağ ol. Sen nasılsın İnci? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor bugünler? Harika. Bu canlı yayınlarda olmasa görüşemeyeceğiz yani. Evet, iyi oldu. Sevindim. Ben zaten her gün bakıyorum. Şimdi herkesin storiesine bakma imkanım olmuyor tabii ama 2-3 tane astrolog var takip ettiğim, özellikle storylerini takip ettiğim. Onlardan birisin sen de. Hem gün içinde esmalar veriyorsun, onlara bakıyorum. Bugün ne varmış acaba? Hangi gün? İşte Merkür'ün, Jüpiter'in gününde farklı farklı tabii esmalar, çalışmalar oluyor. Hem de Dolunay yeni ay zamanları ritüeller veriyorsun. Bir tanesini Bugün bugün görünüm olacağım. paylaşacaksın. Bugün şimdi burçları anlattıktan sonra hem dolunayın da enerjisine uygun çok tatlı bir ritüel hazırladım. Kısmet açma ile ilgili kapalı kapıları Kısmet açma. açma. Bayılırız. Önceden duyursaydık keşke. Yani şöyle ilişkiler açısından da olur, bolluk bereket yani Tabii. maddi manevi şansları aktive etmek adına güzel bir ritüel önerim olacak. Vaktimiz kalır sanıyorum. Hemen burçlardan sonra Zaten söyle. 2020 öyle bir yıl oldu ki hepimizin her anlamda, sadece ilişki anlamında değil, iş anlamında, maddi manevi anlamda kısmet açmaya oldukça ihtiyacımız olan bir yıl geçirdik. Aynen öyle. Çok zorlayıcı bir yıldı. Zaten hani ben hani bu yıl daha umutluyum açıkçası İnce. Evet Satürn, Uranüs karesini şu anda deneyimliyoruz. Zaten bu yıl geneline yayılan bir enerji olacak. Hani sadece 17 Şubat'ta değil ara ara tetiklenecek bu açı belli yerlerde zorluyor global açıdan, kolektif açıdan fakat bireysel hayatlarımıza da aslında güzel getirileri olacak, avantajları olacak. Yani hani değişime adapte olabilenler için bazı faydaları da var. Üç hap vadesi doğmuş konuları ayıklama fırsatımız olacak, iş, para, kariyer konularını düzenleme fırsatımız olacak. Alışkanlıkları değiştireceğiz en başta. Yani hani bu açıdan güzel fırsatları da olacaktır. Hani birazcık böyle gezegenlerle el ele çalışmak gerekiyor. Yani hani orada biraz Uranüs'ten yana davranmak gerekiyor ki bu 2021 yılında olumlayalım, şifalandıralım, güzel geçsin diyorum. İnşallah evet, yani 2021'in en zor açı kalabını deneyimliyoruz aslında şu anda hepimiz. Ama onun dışında inşallah her şey güzel olur diye umut ediyoruz. Konuğumuzun ismini sormuşlar. Astrolog Tuğçe Yıldız yazmışlar zaten aşağıdan da. Evet, senin de sevgili takipçilerin burada zaten. Gün içinde paylaşımlarını takip ediyoruz. Ama Tuğçe'cim, yazılarını okuyorum arada, çok güzel bilgiler veriyorsun. Arada da yayın bekliyoruz senden. Evet. Ya ben biliyorsun birazcık ya hem fırsatım da olmuyor açıkçası. Normalde ben sadece astrolojik danışmanlık vermiyorum Evet. biliyorsun. Aynı Sen zamanda biraz bahset istersen, en azından bilgi sahibi olsun izleyenlerimiz de yaptığın çalışmalar hakkında. evet, yani astrolojiyle yollarımız buluşmadan önce diyeyim, yıllar önce ben başladım spiritüel danışmanlık yapmaya. Bilinçaltı çalışmalarına ilişkin çok fazla eğitimler aldım. Hani yıllarca bu yönde danışmanlıklar verdim. Özellikle geçmiş yaşam şifası, bilinçaltı
konularında. Genellikle de bu seanslarımı da akşam saatlerinde yapıyorum. Gündüz saatlerinde astrolojik danışmanlıklar oluyor. O yüzden çok da vakit kalmıyor canlı yayınlara ama çok talep de var. Bu yönde biraz böyle bir dikkate almam gerekiyor artık diye düşünüyorum. Evet. Peki şimdi 27 Şubat sanırım Başak Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. Doğru mu? 27 Şubat'ta değil mi? 27 Şubat. Peki nasıl bir dolunay? Yani iyi bir dolunay mı, olumsuz bir dolunay mı? Neleri kapatacağız hayatımızdan acaba bu dolunayla? Aynen öyle. Şöyle gayet verimli bir dolunay. Zaten Ocak, Şubat zor aylardı. Şubat'ın daha doğrusu ilk yarısı zordu. İkinci yarısını çok güzel bir verimli bir dolunayla kapatıyoruz. Dolunayın çok güzel etkileri var. Şimdi öncelikle saat 11.17'de 27 Şubat günü sabah saatlerinde gerçekleşecek. Başak Burcu'nun 8. derecesinde eksi 5 gün artı 5 gün dolunay enerjisini yoğun bir şekilde hissediyor olacağız. Ve Mart'ın ilk haftası dahil etkilerini devam ettirecek. Şimdi dolunay Başak'ta gerçekleşeceği için önce Başak Burcu'nun sembolize ettiği alanlara bir görmemiz gerekiyor. Nedir bunlar? Hayatımıza bir düzen getireceğiz. Bir detoksa gideceğiz. Yani zarar veren alışkanlıklardan arınacağız. Bunlara kişi ve konularda dahil enerjimizi tüketen kişilerle bağlarımızı kesme adına fırsatımız olacak. Sağlığımıza daha çok eğileceğiz. Form tutacağız, diyete başlayacağız. Bunlar güzel taraflar. Bir Başak Yani Dolunay'da Başak Burcu'ndaki dolunayın hemen ardından diyete başlamak için uygun mu? Çünkü biliyorum özellikle bu pandemi dönemiyle hepimiz kilo aldık, evde kaldık. Ben ilk yarıda kendimi epey tutsam da biraz da ben de çok zayıfladım tam tersi. halbuki sen de o kadar güzel de yemekler, ekmekler, bir şeyler yapıp paylaşıyorsun. Görüyorum nasıl kilo almadın. Ben ilk yarıda kendimi tuttum. Şu son 3 ayda artık tutamadım. Hayatım onları benim eşim Adanalı. Eşime daha çok yapıyorum. Onun iştahı daha açık benden. Ben pek nasiplenemiyorum yani hani Aa, öyle. ama bir Adanalıyla evliysen mutlaka yemen gerekir çünkü gerçekten harika yemekleri. Şimdi iştahım açıldı duyunca. Vallahi bir gün gelirsem İstanbul'a sana da yaparım o güzel ekmeklerden. Özellikle pandemi döneminde de çok fazla mutfağa girdik çıktık biliyorsun. Bayağı bir oldu o zamanlar. Şimdi şöyle söyleyeyim İnce, Başak dolunaylarında diyete başlamak çok olumlu sonuçlar verir ve hızla kilo verirsin. Özellikle Başak dolunaylarında bu yüzden tavsiye ediyorum. Zaten daha çok sağlığımıza odaklanacağımız bir dolunay olacak. Dediğim gibi zarar veren alışkanlıkları da ayıklamak hayatımızda. Bunlara kişi ve konular da dahil. Yani Başak Dolunayları bir arınma zamanlarıdır, bir şifalanma zamanlarıdır. Bu açıdan çok verimli. Zaten an haritasında Mars-Plüto arasında çok güzel bir üçgen açı var. Bu da aslında yılın başından bu yana girişimlerin ve hedeflerin artık sonuçlanacağını gösteriyor. Yani çabalarımızın karşılığını alıyor olacağız bu dolunay itibariyle. Sorunlu ilerleyen konulardaki düğümler de çözülmüş olacak. Cesaret gerektiren konularda da aslında risk alabiliriz, girişimler yapabiliriz. Bu açıdan güzel. Bir taraftan Jüpiter-Merkür kavuşumu da var. Haritada bu arada sesim net geliyor mu? Geliyor. Ben çok net duyuyorum. İzleyenler de bir aksi durum varsa aşağıdan yazar herhalde diye düşünüyorum. Evet, şimdi Mars-Plüto güzel üçgen açısı var. Bir taraftan da Jüpiter-Merkür kavuşumu var. Zaten Merkür de biliyorsun retrodan çıkmış olacak. Bazı şanslar ve hediyeler de getiriyor. Yani özellikle bu işimizle ilgili, parasal durumumuzla ilgili bir takım iyileşmeler, bir takım çözümler üretiyor olacağız. İşbirlikleri gündeme gelebilir. İşte reklam, tanıtım, medya faaliyetleri açısından kimi burçlara şans ve fırsatlar da verecek. Zaten burçlarda anlatacağım. Özellikle hani bu dönem tamam hani pandemi dolayısıyla seyahat falan çok fazla o muhabbetler yok ama hani ufak geziler en azından organize edebilirsiniz. Ya da işte bir taraftan elektronik alet satın almak, iletişim araçlarını yenilemek, mesela cep telefonu değiştirmek gibi durumlar da gündeme gelebilir. Bu Jüpiter-Merkür kavuşumu güzel etkileri olacak. Ve Uranüs destekli bir dolunay aynı zamanda. Bu da yani böyle hayatımıza renk katacak küçük sürprizler, küçük sevinçler de getirecek Uranüs desteğinin olması. Özellikle mesela
mali konulardaki gelirlerin artması beklenmedik bir şekilde, beklenmedik bir destekle olabilir. Bu belki bir eşin desteğiyle, bir arkadaşın desteğiyle ya da bir ailenin desteğiyle olabilir. Bu açıdan da alternatif çözümler sunan bir dolunay aslında. Değişim yapmak, yenilik yapmak adına çok da destekleyici. Aynı zamanda psikolojik açıdan da aslında yenileneceğiz, arınacağız ve şifalanacağız. Bir taraftan şöyle söyleyeyim, Başak Dolunayları ülkemiz açısından, hani ülke haritamız da güzel etkileniyor aslında, sağlık sektörüyle ilgili, şifa ile çok ilgili. Özellikle bu dönem sağlık alanında, örnek veriyorum, aşı çalışmaları ile ilgili güzel gelişmeler de bekleyebiliriz ki zaten Jüpiter ve Ay düğümleri arasında güzel bir açı var Dolunay an haritasında, yani ülkemiz açısından baktığımız zaman. Bir de yıl sonunda gerçekleşen tutulmayla beraber o da 6. evimizde gerçekleşmişti ülke haritamızda. Hani bu dönem güzel sonuçlar alınacaktır diye düşünüyorum. Alternatif çözümler, hani daha iyi bir noktaya geleceğimizi düşünüyorum. Bu açıdan umutluyum açıkçası. Hani riskli tarafları da yok değil. Haritada Mars-Algol kavuşumu var. Algol sabit yıldızı astrolojide biraz böyle uğursuz bir yıldızdır. Biraz tehlikeli. Yani şöyle söyleyeyim, dünya geneli şiddet olaylarını, sert olayları tetikleyebilir. Hani dramatik kayıplar olabilir, vefatlar gündeme gelebilir ya da deprem, doğal afet konularına tabii açığız bu dönemde. Hani o Algol yıldızının da bir etkisi de bu. Fakat bir taraftan güzel bir yanı da var. Venüs Formula Out kavuşumu var. An haritasında Formula Out yıldızı da ideallerimizle ilgili, hayallerimizle, hedeflerimizle ilgili ve düşleri gerçekleştiren bir yıldız aslında Formula Out. Elbette hani burada başkalarının da iyiliğini gözeten, başkalarına da yardım eden, yardım eli uzatan kişiler için bazı mükafatları da olacaktır. Zaten Neptün etkisi de var. Hani dua, dilek, manevi çalışmalar, ritüeller de olumlu sonuçlar verecektir diye düşünüyorum. Bu açıdan verimli bir dolunay İnci. Evet, sevindim açıkçası. Çünkü bir yıl önceki Başak Burcu'ndaki Dolunay'ı konuşurken sevgili Barış'la konuşuyorduk. Hatta ben kendisine şöyle söyledim. Başak biraz böyle hizmet sektörü, sağlık sektörünü anlattığı için Evet. acaba dedim şu an ülkemizde korona duyulur mu? Başak Dolunay ile birlikte patlak verir mi? Zaten ardından da böyle bir şey olmuştu. O da olabileceğini söylemişti. Evet. Şimdi de tam tersi iyileşme yönünde aşıyla ilgili çalışmalarda güzel gelişmeler olabileceğini söylüyorsun. Biz de artık zaten bir yol kat ettiğimizi düşünerek de bu konuda olumlu düşünüyoruz. İnşallah da öyle olacaktır. Aynen öyle. İnşallah. Benim de tek temennim bu yönde. Zaten korona da hayatımızdan yavaş yavaş çıkacaktır diye düşünüyorum. Özellikle ben bunu yıllık öngörülerimde de sistemde paylaşmıştım. Mayıs itibariyle daha rahat edeceğimizi düşünüyorum. Evet. Mart ayından çok mutluyum. Umutluyum. Mart ayı da çok güzel bir ay. Şubat ayını güzel bir dolunayla kapatıyoruz. Mart da yani güzel enerjiler barındırıyor. Özellikle hani o zaman da konuşuruz. Çok güzel bir yeni ay var 13 Mart'ta. Zaten Merkür retrosu da bitmiş olacak. Bir taraftan ağır gezegenler de tetiklenmiyor. Bu açıdan çok umut verici bir ay, güzel yenilikler, maddi manevi kısmetler sunacak bir ay diye düşünüyorum. Güzel bir aya başlıyoruz. Niyet edelim öyle de olsun. İnşallah öyle olur. Mayıs için güzel şeyler duyduk. Mart'ta belki de bunların habercisi niteliğinde güzel bir ay olacak. Ocak'la Şubat'ın biraz daha hani kritik olduğunu, özellikle Şubat'ın zaten söylemiştiniz. Sanırım Uranüs Satürn karesinin daha kesinleştiği zaman var biraz daha sıkıntılı dönemler. Bu hafta ile ilgili de zaten şimdi altta yazmış birileri bu hafta sert etkili değil mi diye biraz önce yazmışlardı. İster istemez Merkür retrosu son dönemleri Uranüs Satürn karesi de kesinleşiyor. Herhalde bu hafta biraz dikkat etmeliyiz. Tabii biz Başak Burcu'ndaki dolunay konuşacağız ama küçük bir bu hafta ile ilgili de en azından değinirsen seviniriz. Aynen öyle. Özellikle ikili ilişkileri, aşk ilişkileri de dikkat edelim. Özellikle hani pazar gününe kadar birazcık riskli. Onun haricinde bir sıkıntı yok yani. Ha, tabii ki de global açıdan Satürn, Uranüs kareleri, zaten bunu sıklıkla ifade ediyoruz. Yani hani kayıplar, kazalar, şiddet, protestolar vesaire. Hani bu tarz sert olayları elbette tetikleyebilir. Fakat bizim hayatımızla ilgili çok güzel dönüşümler de, fırsatlar da, avantajlar da getirebilir. Ben sert açıları çok öyle hani negatif olarak yorumlamayı sevmiyorum.
Burada iki tane bizim alternatifimiz var. Bir Satürn, bir Uranüs. Bizim tercihimiz Uranüs'ün yolundan gitmek olmalı ki zaten Satürn ve Jüpiter artık Kova burcunda. Yani bu şey demektir. Artık hani Kova arketiplerini hayatımıza kanalize etmemiz gerekiyor. Birazcık şöyle demek. Yani daha çabuk toparlanacağız, daha objektif davranacağız. O oğlan karamsarlığını üzerimizden atacağız, daha çözüm odaklı davranacağız. Bu değişimlere adapte olursak elbette hani avantajları da olacaktır diye düşünüyorum. Evet, söylediğin gibi Uranüs'ü ben de aslında biraz belki sarsıcı etkisi var ama en azından değişime yönlendiren bir gezegen. Ben seviyorum, Neptün gibi aldatıcı, yanıltıcı değil en azından diye düşünüyorum. Öyle, kesinlikle. Sen bizim Peki. için. Peki burçlara göre etkilerini konuşacak olursak Başak Burcu'ndaki Dolunay'ın yükselen burcumuza göre dinleyeceğiz değil mi? Onu da hatırlatalım öncesinde. Bilmeyenler güneş burçlarını dinlesinler ama öngörüler her zaman yükselen burçlarına göre yapılıyor. Şimdi burçlar için özellikle sağlık alanı etki alıyor. Koçlar değil mi? Evet, yükselen burcu koç olanlar sağlıklarına odaklanmaları gereken bir dolunay bu. Bu dönem zararlı alışkanlıkları bırakma fırsatları var. Diyete başlayabilirler, spor yapabilirler, gündelik rutinlerine şöyle bir çeki düzen verebilirler. Bir taraftan iş verimlerini arttırmak adına harekete geçebilirler. İş hayatlarıyla ilgili mali durumlarla ilgili güzel gelişmeler de yaşayabilirler. Çünkü Uranüs'ten bir destek açısı alacaklar. Böyle sürpriz kazançlar, aile destekleri de ön plana çıkabilir sevgili koçlar için ve yeni projeler, işbirlikleri de gündeme gelebilir. Bu açıdan verimli. Ha, aşk ilişkiler açısından birazcık dikkat etsinler. Çünkü Venüs 12. evlerinde seyahat edecek Mart boyunca. Biraz böyle aldanmalar, yanılmalar, yanıltılma durumları olabilir. Gözleri açık olsun diyorum. O zaman güvendikleri, bildikleri insanla devam etsinler. Yanılmazlar, aldanmazlar diyelim. Evet. Benden de bir yorum gelsin yükselen koçlara. Peki, şimdi ister istemez Başak Burcu'ndaki Dolunay'ın diyet, spor anlamında etkisini biliyorum. Bizzat denedim daha önce. Yaklaşık 6 kilo almıştım. Ondan sonra bir Başak Dolunay'ın ardından bunu yaptım. Şimdi de bugünlerde biraz yiyeceğim, içeceğim. Ve 27'sinden sonra, belki 28'inde mi başlayalım Dolunay'dan? Hemen söyle de hem yükselen koçlar değerlendirsin hem de herkes için aslında faydalı bir Şöyle dolunaydan birkaç gün sonra başlayabilirler, hızla kilo verirler. Yani aslında bu bütün burçlar için geçerli ama özellikle koçlar daha çok kilo verir, sağlık alanlarını etkileyeceği için. Ama hepimiz için geçerli. Hızla da kilo verirsiniz arkadaşlar. Mutlaka değerlendirin. Evet, boğalar Evet, için 9 kilo vermek isteyen bir yükselen koçumuz var herhalde. Bu Başak Dolunay'ın valla hani onu başarabiliyorsa ne mutlu. 9 kilo da az değilmiş. Peki, boğalara geçecek olursak. Evet, boğalar için aşk hayatlarında bir takım yeni kararlar gündeme gelebilir, netleşmeler oluşabilir. İlişkileri onarmak, şifalandırmak da mümkün olacak. Boğalar çünkü özellikle su ve toprak grupları dolunaydan olumlu etki yani en verimli etki alacak burçlar olacağı için boğalar da güzel etkileniyor. İkili ilişkiler bakımından böyle romantizm, ilişkilerde şifa, barışma, uzlaşma bu alanlarda güzel gelişmeler yaşayabilirler. Bebek sahibi olabilirler böyle bir fikirleri varsa. Çocuklarıyla ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirler. Maddi manevi şansları olacak bir dönem. Özellikle kariyerle ilgili konularda hedeflerini somutlaştırma şansları da var. Boğaların bu açıdan mesela iş hayatlarında yöneticilerin desteğini alabilirler, pozisyon atlayabilirler. Yeni iş fırsatları da gündeme gelebilir. Zaten Jüpiter Merkür kavuşumu da onların kariyer alanında yerleşeceği için kariyer açısından da oldukça şanslı olacaklar. Bu dolunayda girişimleri de sonuç verecek. Zeynep Hanım, evet çok teşekkür Evet. ediyorum. İnsanlarınızın paylaşımını gören bir takipçiniz. Ben de gerçekten her gün bakıyorum. Özellikle fırsat bulursam da bugün okumaya, çekmeye çalışıyorum. Evet. Teşekkür ederim de. Gerçekten güzel bir, en azından hepimize faydası dokunan bir çalışma. Şifa olsun herkese. Diğer gün Şimdi kulağa ikinci görüşürüz. bölüme geldik. Evet.
Şimdi ikizlere geçersek ev, yuva, ailevi konularla ilgili bir takım yüzleşmeler, aile içi bir takım karar almalar gündeme gelebilir ya da aile bireylerinin hayatlarıyla ilgili bazı düzenlemeler olabilir. Hani aile bireyleriyle ilgili bazı konular vurgu kazanabilir. Öte yandan taşınma, yer değişimi gibi konular açısından da kararlar alabilirler ya da evleri yenilemek, düzenlemek, dekorasyon, tadilat işlerine girişmek açısından da verimli bir dönemde olacaklar. Onun haricinde bazı ikizler burçları evlilik kararı alabilir. Bu yönde adımlar atabilir ama bazıları da boşanma kararı alabilir. Çünkü dördüncü evde gerçekleşen bir dolunay her açıdan bir temel atmadır. Yani geleceğini ilgilendiren konularda, ailevi konularla ilgili önemli kararlar getirir. Evlilik teklifleri alacağı gibi boşanma aşamasına da gelebilirler bu dönemde. Bu açıdan ama bir biçimde hayatlarına yeni bir yön verecekler ve ilk konularla ilgili, ticari konularla ilgili de beklentileri varsa bu dönem olumlu yönde sonuçlanacaktır diye düşünüyorum sevgili ikizler için. Evet, yengeç burçları için yakın çevre ilişkileri ön planda olacak. Kardeşler, akrabalar, komşular, çalışma arkadaşları, çevre ilişkileriyle ilgili güzel, sevindirici haberler alabilirler bu dönem. İletişim trafikleri oldukça artacak. Bekledikleri haberler gelebilir. Bir seyahat planları gündeme gelebilir mesela. Bunun haricinde yine eğitimle ilgili beklentileri varsa olumlu yönde sonuçlanabilir. Veya bir dava bekliyorlardır. Onun da neticelerini hukuki açıdan güzel sonuçlar elde edebilirler. Ve mali konularla ilgili de güzel destekleri olacaktır sevgili yengeçlerim. Evet. Şimdi Aslanlara geçelim. aslanlara geldik. Onlar da herhalde para konularında sevgili aslanlar. Evet, para 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 diyorlar aslanlar. Parasal konulardan yana bence çok büyük avantajlar elde edecek burçlardan biri. Çünkü hani şöyle, Venüs zaten finans alanlarında ilerleyecek. Bazı mükafatlar getirecektir aslanlara. Hani ek gelirler, dış mali destekler, yatırımlardan kazançlar sevindirebilir ya da kazanç getiren ortaklıklar, kazanç getiren işbirlikleri gündeme gelebilir. Eşin parasal koşulları ile ilgili de bazı iyileşmeler yaşayabilirler sevgili aslanlar. Yani enerji ve özgüven tazeleyeceklerdir bu dolunayda. Evet. Başaklara gelecek olursak, başaklar için de verimli bir dolunay zaten burçlarında gerçekleşiyor. Kendileriyle ilgili önemli kararlar almaları gereken bir dönem. Yani ilişkileriyle ilgili, kariyerleriyle ilgili, gelecekleriyle ilgili radikal kararlar alabilirler. Yön değişiklikleri yaşayabilirler. Hedeflerini somutlaştırma şansları da elde edecekler. Yeni bir iş ya da ilişki şansı doğabilir ya da var olan işlerini verimli hale getirme açısından çaba gösterebilirler. Bu açıdan da şansları olacak. İmaj değiştirebilirler mesela. Kendileriyle ilgili bazı değişimler yaşayabilirler. Diyete başlayabilirler, spor yapabilirler. Çok faydasını görürler. Her açıdan hayatlarına bir çekidüzen verecekler. Bir detoksa gidecekler. Bir enerji temizliği yapacaklar hayatlarında ve çalışma hayatlarıyla da özellikle güzel neticelenmeler yaşayacaklarını düşünüyorum sevgili Başak burçlarının. Evet, Terazi de geldik. Beklediğimiz anı ben de yükselen terazi olarak özellikle yükselimin etkilerini yaşıyorum her zaman. Güneş burcundan daha ziyade. O yüzden heyecanla bekliyoruz. Bakalım 12. evet. evde nasıl bir dolunay bizi etkiler? Aslında şöyle, Başak dolunayları 12. evde olduğu zaman tam bir şifalanma zamanıdır. Yani Çok aslında bu dolunaydan en avantajlı çıkacak burçlardan biri de terazi. Çünkü 12. ev dolunayı ruhsal açıdan kaygı ve korkularından arınmak adına, belki travmalardan, geçmişin o zorlayıcı enerjilerini, yüklerini ruhlarından, zihinlerinden atmak adına bir şifa dolunayı olacak. Bu yönde kişisel gelişimleri adına önemli adımlar atabilirler. Mesela bir şifa sanatıyla tanışmak, bir terapi almak, meditasyon yapmak, hani bu alanlardan yana çok daha fazla faydalar görebilirler bu dönem.
Özellikle şeyi de sorgulayacaklar. Hani hangi ilişkiler benim için faydalı, hangileri değil. Bazı elemeler yapacaklar. Hem çevresinde, sosyal çevresinde, yakın çevresinde. Yani zararlı ilişkilerden tamamen arınıyorlar. Bilinçaltı düzeyinde de bir şifalanma dönemi. Bir de yöneticileri Venüs zaten balık burcuna geçiyor. Kimi teraziler için iş fırsatları gündeme gelebilir. Sağlıklarıyla ve çalışma hayatlarıyla ilgili verimli gelişmeler yaşayabilirler. Tamam. Güzel bir dolunay bekliyor terazileri. Evet. Hadi bakalım arınalım. Sonra da güzel bir şekilde ayağa kalkalım inşallah. 2020 yordu sanırım benim gibi Evet. tüm yükselen terazileri. Akreplere geldiğimiz zaman akrepler de avantajlar elde edecekler. Maddi manevi fırsatları olacak. Çünkü 11. ev dolunayı dilekler, umutlar evinde gerçekleşiyor. Bir hedeflerini gerçekleştirme şansları elde edecekler ya da bir dilekleri gerçek olacak. Hedefledikleri bir konuyu somutlaştıracaklar. Bu yönde arkadaşların desteğini alabilirler, bir ortağının desteğini alabilirler ya da eşinin desteğini alabilirler. Bunun haricinde yeni iş teklifleri, yeni proje teklifleri de mümkün ya da var olan projelerini iyileştirebilirler. Olumlu yönde neticelendirebilirler. Ve parasal açıdan da şansları açık olacak akreplerin. Evet. Geldik Tuğçe geldik. Hanım, yayın yapın. Bir duralım. Evet. Benim danışanım aynı zamanda. Çok severim kendisini. O da buradaymış. Evet. Yaylara geldik. Evet, kariyerleri vurgu kazanıyor. Yay burçlarının gelecek hedefleriyle ilgili önemli kararlar alacaklar. Bazı tamamlanmalar gündemlerine gelecek. Statü değiştirebilirler. Mesela terfi edebilirler ya da bir iş değişikliği yaşayabilirler. Prestijlerinde bazı değişimler olabilir. Prestijlerini yükseltecek fırsatlar da önüne gelebilir. Elbette hani çabaladıkları sürece çabalamaları lazım. Hani özellikle kariyerleriyle ilgili konularda. Bunun haricinde bir yakın çevre ilişkilerine bir dikkat etmeleri gerekiyor. Yayların hani özellikle bu kardeşler, akrabalar, belki komşular, yakın çevresiyle ilgili bazı anlaşmazlıklar, gerginlikler bu dönem yoklayabilir. Ona da dikkat etsinler. Bir de şöyle Venüs de dördüncü evlerine yerleştiği için özellikle mülk edinmek, hani mülk alım satım konuları varsa bu dönem desteklenecekler, değerlendirebilirler yaylar. Evet. Oğlaklara geçecek olursak, oğlaklar da dolunaydan güzel destek alıyorlar. Toprak grubu burçlar, özellikle yurt dışı bağlantılı konularda bazı kısmetli haberler, hani uzak yerlerle bağlantılı işler gündeme gelebilir ya da oralarla ilgili bazı işleri, projeleri varsa olumlu yönde sonuçlanabilir. Eğitim, akademik konularla ilgili güzel sonuçlanmalar yaşayabilirler ve ticari faaliyetlerinde ilerlemeler olabilir. Satışları artabilir mesela. Yani parasal açıdan da avantajları olacak. Ve medya çalışmaları gündeme gelebilir, reklam tanıtım faaliyetleri, bu tarz konular iş verimlerini arttırmak adına da oldukça destekleyici olacaktır. Sevgili oğlakların hani kariyer hayatı açısından. Kovalara Ve geçecek olursak, evet, 8. ev dolunayı kovalar açısından finans alanlarına artık odaklanacaklar. Parasal konular gündemde olacak. Hani borçları tamamlamak olabilir, kriz yaratan mali konuları çözüme kavuşturmak olabilir. Bu dönem yeni gelirler elde etmeleri de mümkün olacak. Venüs de zaten hani para alanlarında ilerleyeceği için kazançlarını da çoğaltabilirler. Satışları da artabilir, iş verimi elde edebilirler ve aile desteği de görebilirler özellikle kovalar. Ya da şöyle kredi çekme, yatırım yapma gibi planları varsa da avantajlar elde edeceklerdir, harekete geçebilirler. Şimdi balıklara geldik. Balıklara geldik. Şimdi balıkların da 7. evlerinde gerçekleşiyor. İlişkiler, ortaklıklar, evlilikler alana hareketleniyor. Bu alanlarda bir takım kararlar, bir takım netleşmeler, yön değişiklikleri olabilir. Venüs de burçlarında olacağı için bir evlilik kararı alabilirler ya da evlenebilirler. İlişkilerini ciddi bir boyuta taşıyabilirler ya da yeni bir ilişki şansları olabilir. Bu dönem iş hayatlarıyla ilgili de yeni teklifler de gündemlerine gelecektir. Bir ortaklık kurma fikirleri varsa bu açıdan da oldukça verimli bir dönem sevgili balıklar için. Mart onların ayı zaten 13 Mart'ta çok güzel bir yeni ay doğuyor burçlarında.
hedeflediklerini, hani bu dolunayı kaçırırlarsa 13 Mart'ta somutlaştırma şansları var. Evet. Peki şimdi geldik şimdi ritüel zamanına değil mi? Evet, ritüelsi zamanı. Şimdi şöyle bir ritüelim var inciciğim. Şimdi bu Dolunay Başak Burcu'nda gerçekleşeceği için önce ritüel günü, yani 27 Şubat'ta yapılıyor. Bu ritüel kaçıranlar bir sonraki günde yapabilirler. Bir evimizi temizleyeceğiz önce. Tamam mı? Oh, Ağzını, Başak gibi. evet, tam bir Başak edasıyla fazla ılıkları ayıklayacağız. Güzel bir duş alacağız. Duştan çıkmadan bir kase sirkeye yarısı da su koyuluyor. Aşağı aşağı dökeceğiz. Tam bir detoks arınma sağlıyor. Ondan sonra bir kağıda şöyle göstereyim ben. Evet. Bir kağıda şöyle sonsuzluğu simgeleyen bir daire çiziyoruz. Hani normal bir daire. Karaladım şuraya. Tamam mı? Dairenin içini sonuçlandırmak istediğiniz ya da şifalandırmak istediğiniz konuları yazıyorsunuz arkadaşlar. Dairenin dışına dilekleri aktif oldu diyorsunuz. Hani daire bitene kadar. Buraya şifalandırmak istediğiniz konuları, niyetlerinizi yazıyorsunuz. Dileklerim aktif oldu diye dairenin çevresine yazıyorsunuz. Sonra bir bardak böyle su yok içinde ama siz su dolduruyorsunuz. Bir bardak suyu kağıdın üzerine koyuyorsunuz. İçine de yağ fettah, yağ kürdüz çekerek anahtar, bir anahtar koyuyorsunuz. Kapalı kapılarımın açılmasına niyet ediyorum diyerekten suyun içine koyup bir gece bunu dolunay ışığı görecek şekilde Kaç kenarına. tane yağ fettah yağ kürdüz Bir sayısı yok. çeksinler? Esma'nın bir sayısı yok. İçinizden geldiği kadar çekeceksiniz. Yağ fettah, yağ kürdüz sikri. Bu çok etkili bir ritüeldir. Mutlaka herkesin denemesini tavsiye ederim. Anahtarı suyun içerisine koyuyoruz. Esmalarımızı zikrederek kağıdımızın üzerinde pencere önüne dolunay ışığı, hani dolunay vurmuyor da olabilir kimilerinin evlerine. Önemli değil. Pencere önüne koysunlar, o enerjiyi çekecektir zaten. Bu pencere önünde bekliyor. Ertesi gün anahtarı alıyoruz. 5 gün boyunca yanımızda taşıyoruz. Suyu da evde böyle bir saksının dibine toprağa dökerseniz daha iyi olur. Yoksa da normal dökebilirsiniz lavaboya. Şifa olsun. Bir tane daha önerim var bu arada. Kağıdı aldım peki. Ben şimdi merak ediyorum bu kağıdı dilek yazma kısmında kağıt yakılmalı mı, atılmalı, saklanmalı mı? Saklayabilirsiniz. Ben genellikle yeni ay ritüellerimde yakma enerjisini kullanıyorum. Şimdi bu dolunay olduğu için daha böyle bir arınma, hani bunu saklayabilirsiniz, cüzdanınızda bir çekmecede durabilir ya da hani yani dileyenler yakabilir. Hani öyle bir şey yok, bir kuralı yok. Yakmak da aktifleştirmektir, saklamak da o enerjiyi taşır her zaman. Onun yani o açıdan hani dileyenler saklayabilir, yakabilir. Belli bir kuralı yok. Ritüel anlaşıldı zannediyorum. Bir başka ritüelimiz daha mı var? Kaydedeceğim bu arada. Hem Instagram'da kayıt olacak hem de Astroloji Nincisi YouTube kanalımda da kayıtlı olacak. Oradan da tekrar izleyebilirsiniz. Şimdi bir ritüel tavsiyem daha var. Bu da şöyle, bir dakika göstereyim. Maddi manevi şansı çekmek adına özellikle bereketle ilgili konularda şöyle, varsa elinizde varsa çam kozalakları, hani sayısı adedi önemli değil. Bir tencerenin içine bozuk parayla beraber kaynatıyorsunuz. Bunun suyu çıkıyor. Karınca duası okuyorsunuz. Bunlar kaynarken suyu normal hani yerleri siliyorsunuz. Yani ortamınızı siliyorsunuz. Güzel enerjilerle bereketi aktifleştiren çok etkili bir ritüeldir. Bu kozalakla bozuk para ritüeli. Hani bunu da deneyebilirler dileyenler. Maddi manevi şans ve kısmetleri çekmek adına güzel, etkili sonuçlar verir. Nasılsa o gün temizlik yapacağız hepimiz. O Evet. yüzden en azından bu suyla da temizliğimizi yapabiliriz. Evet, harika olur. Ya ritüelleri çok seviyorum. Hani astrolojinin içine olabildiğince dahil etmeye çalışıyorum. Zaten astrolog olmadan önce de ben hani spiritüel danışmanlıklarımda bu ritüelleri çok kullanırdım. Hani kendi hayatımda da uyguladım. Çok sonuçlar aldım. O yüzden hani istiyorum ki herkes faydalansın, yararlansın. Hani ritüel veren birçok kişi var. Ben hani bu açıdan çok da destekliyorum. Çok da iyi geldiğini düşünüyorum. Sonuçta inanç, odaklanma, konsantrasyonla şeyi çekebilecek güçteyiz. Her şey çekim yasası üzerine kurulu. Bunlar da hani odak çalışmalarıdır.
herhangi bir negatif, farklı bir durum barındırmaz. Hani merak edenler de oluyor. Bunu da ifade etmiş olayım. Destekleyici çalışmalardır. Gezegenlerle el ele çalışmamızı sağlıyor. Güzel enerjileri güzel bir şekilde kanalize etmemizi sağlıyor. O açıdan değerlendirmeyi tavsiye ederim. Evet. Karınca duası adedi bir Nur Hanım, karınca duasının bir adedi yok. Tek sayılarda olursa ama iyi olur. Hani bir veya üç, beş, yedi bu şekilde okuyabilirsiniz. Evet. Evet, güzel oldu. Ritüelleri ben de içinde dua, böyle imgeleme, yazma vesaire olunca çok seviyorum. Ama böyle hani çok ekstra evimizde asla bulunmayan malzemelerle bizi zorlayıcı ritüeller olduğunda ben orada şey yapıyorum. Direkt diyorum ki ya, olan sonuçta bunlar aracı Allah'tan istiyoruz hepimiz. Biraz daha içinde dua ve imgelemeye dayalı şeyler olması benim de hoşuma gidiyor. Senin de genelde ritüellerin bu tarzda. O yüzden Evet. hepimize şimdiden şifa olsun diyelim. Uygulayana, yapana şifa olsun. Güzel bir dolunay olmasını temenni ediyorum ki güzel olacağını düşünüyorum. Başak burçlarında gerçekleşen dolunaylar her zaman somutlaştırma enerjisi taşır. 27 Şubat'ta gerçekleşecek dolunay da bir hasat dolunayıdır. Dileklerimizin, niyetlerimizin, hedeflerimizin somutlaştığını göreceğiz. Bunu deneyimleyeceğiz. Hani emek verenler için tabii ki, fikirleri ortaya koyanlar için güzel, verimli bir dolunay olacağını düşünüyorum. Şimdiden İnşallah. şifa olsun O hepimize. zaman hasadımız hayırlı olsun dilerim. Herkes ektiğinin biçer, sonuçları da herkes için ektiği gibi karşısına çıkar diye dileyelim. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bilgiler oldu. Sizin de keyifli oldu. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Çok öpüyorum. Ben de öpüyorum. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Yayın kayıt oluyor. Instagram'dan da, YouTube'da, Astroloji'nin kanalından da izleyebilirsiniz. İyi akşamlar.